Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni bilgisayarların hemen hemen hepsinde Windows Defender programı, virüs programı olarak Windows 10 ve Windows 11'lerde var. Gördüğünüz gibi burayı tıkladığınızda hemen hemen anlık ve güvenlik duvarı, virüs tehdit koruması, uygulama tarayıcı denetim gibi ve hesap koruması gibi alanlarda bizi yani bilgisayarımızı koruyor. Fakat eski laptoplarda veya eski donanımlarda arkadaşlar bir virüs programı kurmak ücretli veya ücretsiz fark etmeksizin bilgisayarımızı aşırı derecede kastırabilir, hatta yorabilir, diğer işlevlerini bilgisayarın kısıtlayabilir. Peki bu eski donanımlardaki cihazları nasıl biz koruyacağız? Yani virüslere tamamen korumasız mı, açık mı bu cihazlar? Bunun da bir yolu var. Açık değil. Bu videoda bu eski donanımdaki cihazları, tabii yeni donanımlarda da kullanabilirsiniz, birazdan anlatacağım özellikteki programları. Fakat arkadaşlar özellikle eski donanımlarda bu programların kullanılmasını ben öneriyorum. Şimdi isterseniz bu programların ne olduğuna gelin birlikte bakalım. Öncelikle faydalanacağımız programlar Microsoft'un kendisinin geliştirdiği ve düzenli olarak hala güncellediği programlar. Bakın burada arkadaşlar görebilirsiniz Microsoft Safety Scanner programı. Gördüğünüz gibi bakın burada diyor ki bu bulmak ve zararlı yazılımları, daha doğrusu virüsleri bilgisayarınızdan kaldırmak için hemen kurabileceğiniz, daha doğrusu indiriyoruz arkadaşlar. Portable program bunlar. Ne demek portable? Yani bir flash belleğe atıp taşıyabileceğiniz, herhangi bir kurulum gerektirmeyen, sadece indirip direkt bilgisayarımızı taramaya başlayabileceğimiz programlar. Buradan 64 bit veya 32 bit olan versiyonunu indiriyoruz. Bu sadece standart bilgisayar virüslerine karşı bizi korur arkadaşlar. Nasıl korur? Bulur ve kaldırır. Ama diyelim ki tarayıcımıza herhangi bir zararlı yazılım, hijackers veya adware, malware yani reklam yazılımları, zararlı yazılımlar bulaştığında bu programla bunları temizleyemeyiz. Onun için de size birazdan başka bir program önereceğim. Yine tamamen Microsoft tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz bir program olacak bu da. Şimdi buradan buraya bakın, Download Microsoft Safety Scanner 64 bit. Benimki 64 bit olduğu için buraya basarak bunu indiriyorum. Tabii ben indirdim. Biraz 130 MB, yani biraz boyutu büyük. O yüzden daha öncesinde beklememek adına indirdim. Siz de bilgisayarınızın 32 bit veya 64 bit olup olmadığını kontrol ettikten sonra istediğiniz versiyonunu indirebilirsiniz. Programı indirdikten sonra bakın burada gördüğünüz gibi programı direkt tıklıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kurulum dediğim gibi olmayacak. Karşımıza böyle bir pencere geliyor. Bu sadece lisans anlaşması gibi bir şey. Burada kabul ediyorum deyip sonraki diyoruz. Ve daha sonra tekrardan sonraki diyoruz. Burada karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Quick Scan, hızlı tarama demek. Bu biraz daha hızlı fakat kaçırması söz konusu olabiliyor bunda, yani tararken. Full Scan, bu yüzden biraz daha uzun süren ama tüm sistemi tarayan bir tarama özelliği. Ve özelleştirilmiş taramada gördüğünüz gibi bunu tıkladığınızda sizden belli bir klasörü seçmenizi istiyor. Diyelim ki buradaki görseller klasörünüzü taramak istiyorsanız seçip gördüğünüz gibi buradan klasör seçip onu da tarayabilirsiniz. Şimdi size göstermek adına Quick Scan diyorum ve sonraki dedikten sonra gördüğünüz gibi başlıyor taramaya. Bakın burada diyor ki bu araç bilgisayarınızdaki virüsleri, casus yazılımları ve diğer potansiyel istenmeyen yazılımları bulur ve bunları bulduktan sonra kaldırır diyor. Şimdi bu işlem tamamlandığında bakın diyor ki işlem tamamlandıktan sonra araç bize bunu bir rapor şeklinde bulduğu ve kaldırdığı zararlı yazılımları sunacak. Şimdi tamamlanmasını hemen bekliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamlandı. Bakın tarama sonuçları diyor. Bakın no virüs diyor. Gördüğünüz gibi zaten yeşilden de anlayabilirsiniz. Virüs, spyware yani casus yazılım ve potansiyel istenmeyen yazılım tespit edilemedi, bulunamadı. Eğer bulunsaydı burada bir link gibi bir şey olacaktı. Onu tıkladığınızda ufak bir pencere açılıyor ve orada ne zararlı yazılımı bulduğunu ve kaldırdığını bize söylüyor arkadaşlar. Şimdi bu standart virüsler için geçerliydi ve biz bir sonraki yazılımımıza geçelim. Burada da tarayıcımıza bulaşan zararlı yazılımlar, yani adware dediğimiz, yani reklam yazılımları dediğimiz veya tarayıcımızı ele geçiren bu hijacker denilen korsan yazılımları nasıl bulup tespit edip kaldırabileceğimize bakalım. Şimdi bunun içinde şöyle hemen diğer sekmeme geliyorum. Bakın burada Windows zararlı yazılım kaldırma aracı diyor, 64 bit. Sadece 64 bitte çalışıyor. Buradan
ben Türkçeyi seçiyorum. Bakın burada indir butonu var. Bunu tıkladığımız anda zaten boyutu da oldukça ufak, birkaç megabayt. Ve şurada bakın diyor ki kötü amaçlı yazılımları temizleme aracı Windows bilgisayarlarının yaygın kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasına yardımcı olur. Tehditleri bulup temizler. Bu tehditlerin gerçekleştirdiği değişiklikleri geri alır. Bakın bu çok önemli. Yani sadece temizlemek ve kaldırmakla kalmıyor. Değişiklik yaptıysa örneğin tarayıcınızda onu da geri alıp eski haline getiriyor. Ve diyor ki bu program genellikle Windows Update'in bir parçası veya buradan indirilebilen tek başına bir araç olarak aylık olarak güncellenir ve yayınlanır diyor. Yani aylık olarak sürekli olarak güncellenen bir program. Burada bunu indire basarak hemen indiriyoruz ve daha sonrasında da masaüstümüze dönüş yapıyoruz. Şimdi indirilenlere geliyorum. Bakın bu arkadaşlar zararlı yazılım temizleme aracı. Bunu yine çift tıklayarak açıyorum. Yine aynı şekilde bakın böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada bakın diyor ki bu aracın algıladığı ve temizlediği kötü amaçlı yazılımların listesini görüntüler. Bu aslında sizin cihazınızda tespit edilen değil, taradığı zararlı yazılım tipleri. Yani bunları mesela auto, bat dosyalarını, HTML, DOS. Bakın yani bunlar uzantıları ve devamındaki dosya tipleri, bunları tarıyor. Bakın My Wife gibi. Bunlar her çeşit siteden bilgisayarınıza bulaşabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunları gördüğünüz gibi Linux, macOS virüsleri vesaire bunlar var. Bunlara detaylı olarak bakabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi bulunan virüsler değil, sadece taradığı, yani bulmak için cihazınızda taradığı dosya tipleri, virüs, zararlı yazılım tipleri. Burada bunu çalıştırmak için sonraki diyoruz yine. Yine gördüğünüz gibi bakın bu Türkçe olduğu için hızlı, tam ve özel tarama seçenekleri var. Buradaki tam tarama uzun sürebiliyor. Onu da aklınızda bulundurun yaparken. Hızlı taramayı yapacağım göstermek için. Burada hızlı taramayı seçip sonrakine basıyoruz ve hemen taramaya başlıyor. Yine rapor ile işlem sonunda bize bunları sonuç olarak sunacak. Evet, gördüğünüz gibi tamamlandı ve herhangi bir zararlı yazılım, kötü amaçlı yazılım algılanamadı diyor. Bakın ayrıntılı tarama sonuçları için burayı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu araç aşağıdaki kötü amaçlı yazılımların temizlenmesine yardımcı olur. Dediğim gibi bunlar bakın bunu taramış zararlı yazılım, diyelim ki A97M Poison diye bir zararlı. Ve tarama sonucu olarak bakın bulaşma yok veya bakın Android OS Banker veya Banker dediği bir zararlı yazılım, gördüğünüz gibi bulaşma yok ve bu az önce baktığımız uzantıları tek tek tarıyor ve bulaşma olup olmadığında size bulaşma var mı yok mu şeklinde rapor olarak sunuyor. Bu şekilde özellikle kurulum gerektirmediği için bunları bilgisayarınızdan hiç kaldırmazsanız, özellikle eski donanımlarda, eski laptoplarda, yani 10 yıllık, 9 yıllık veya daha fazla bir zamandır kullanılan cihazlarda, masaüstü de olabilir, laptop da olabilir. Bu cihazlarınızda bunları hiç kaldırmazsanız, yani bilgisayarınızda bir dosyada tutun, bunları zaman zaman şüphelendiğinizde, bilgisayarınızda herhangi bir ağırlaşma, takılma vesaire olduğunda veya tarayıcınıza reklam yazılımı bulaştığında zaten bunu anlarsınız. Bunları direkt olarak çalıştırıp tarayabilir ve zararlı yazılımları bu araçlar sayesinde tespit edip temizleyebilirsiniz. Yalnız bu araçların şöyle bir dezavantajı var. Bunlar anlık koruma sağlamıyor. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ki bakın burada buraya geldiğimde Windows Defender cihazımı anlık olarak koruyor. Yani herhangi bir şey indirdim diyelim bilgisayarıma, o an tespit ediyor ve bana söylüyor. Fakat siz herhangi bir kurulum gerektirmeyen bu programları kurduğunuzda, daha doğrusu kullandığınızda böyle bir anlık uyarı almayacaksınız. Tek dezavantajı bu ama eski donanımlar için dediğim gibi oldukça cazipler. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı her zamanki gibi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.